Arkadaşlar merhaba, ben Emre Altunbrek. Bugünkü dersimizde örnek uygulamalarımıza devam edeceğiz dördüncü soruyla. Dördüncü sorumuz ne diyor? Kendi adınızı ekrana 5 kere yazdıran uygulamayı yazınız. Şimdi burada iki farklı çözüm düşünebilirsiniz. Birincisi sabit olarak adınızı yazabilir veya kullanıcıdan ismini girmesini isteyebilirsiniz. İlk durumda şöyle bir string ifadeyle şöyle boşluk bırakalım. String isim diyelim ve buraya iki dendenlerin arasına Emre Altunbrek yazdım ben. Bu birinci yöntem. İkincisi ise bunu kullanıcıdan almak. Ben kullanıcıdan almayı tercih ediyorum açıkçası. Burayı sildim ve scanner dedim. Tara dedim. New scanner dediğimde sistem.in diyorduk. Kullanıcıdan veri alacağımızı belirtmek için. Ve daha sonra buraya önce bir SOUT'la bilgi verelim kullanıcıya. Tam adınızı yazınız diye. Daha sonra aldığımız ifadeyi nerede saklayalım? Bir değişkende saklayalım. Bunun adı da string isim olsun eşittir deyip şöyle boş değer atayalım ilk seferde. Daha sonra isim eşittir diyorum. Ben bu değişkeni kullanıcının girdiği veriyle dolduracağım. Tara nokta next int diyemem ben burada. Çünkü kullanıcıdan ben bir integer sayı bir değer almayacağım. Ne alacağım? Bir ifade, bir rakam, karakterlerden oluşan bir dizi alacağım. Bunu da biz neyle alıyorduk? Next line. Ne zamanki kullanıcı adını, soyadını yazıp enter'a basacak, bu değer benim buradaki isim değişkenime gelecek. 5 kere yazdıran diyor. Burada isterseniz bunu bütün döngülerle yapalım. Öncelikle for döngüsüyle. For'la yaparken ne yapıyorduk? Buraya bir tane değişken tanımlıyorduk. I diye ve sıfırdan başlatıyorum. I küçük olana kadar 5'ten diyebilirsiniz veya i küçük eşit olana kadar 4'ten. Saydığınız zaman i 0, 1, 2, 3, 4'e de eşit olduğunda 5 kere zaten ekrana yazmış olacaktır. i'yi bir arttır. Veya ne yaparsınız? i'yi 1'den başlatırsınız. i küçük ve eşit olana kadar 5 dersiniz. Yine aynı şekilde ekranda 5 kere bu döngü çalışır. SOUT deyip daha sonra da girilen isim değişkenini burada döndürürseniz bu döngü 5 kere döneceği için ekranda 5 satırda sizin girilen isminiz yer alacaktır. Hemen bir kontrol edelim bakalım doğru mu çalışıyor. Tam adınızı yazınız dedi. Emre Altunbrek yazıyorum buraya ve enter'a bastığımda 1, 2, 3, 4, 5 kere ekrana yazmış oldu. Şöyle yapalım. For döngüsü ile. Şimdi gelelim while döngüsüne. While dedim. Burada da bildiğiniz gibi while'a biz bir koşul sunuyorduk. Bu koşul doğru olduğu sürece burası çalıştırılacaktı. Böyle durumlarda yani sayı da belliyse sayaç isimli bir değişken kullanmak çok gerekli ve mantıklıdır. Sayaç diyorum ve sayacımı sıfırdan başlatıyorum. Ve diyorum ki sayaç küçük olduğu sürece 5'ten ne yap? Ekrana Emre Altunbrek'i yaz. Şimdi yukarıda ben zaten bu ismi aldığım için direkt olarak ismi yazdırabilirim. Çalıştıralım bakalım neler olacak. Tam adınızı yazın dedi. Burada yalnız şuradaki isterseniz for döngüsünü şimdilik ne yapalım? Yorum satırları içine alalım. Sadece while kısmı çalışsın. Şöyle tekrardan durdurup tekrardan başlatıyorum. Emre Altunbrek yazdığım an enter'a bastım. Gördüğünüz gibi sonsuza kadar bunu bu ekrana yazmaya devam edecek. Neden arkadaşlar? Çünkü her durumda sayıcı ben burada 0 atadım ve kontrolünü yapıyor. 0 küçük mü 5'ten? Evet yazdır. 0 küçük mü 5'ten? Evet yazdır. Evet yazdır. Yani buradaki sayaç hiçbir zaman değişmiyor. Çünkü ben sayıcı değiştirecek herhangi bir ifade buraya yazmadım. Bunu yazmam lazım. Diyeceğim ki sayaç 0 küçüktür 5'ten ekrana yazdırdıktan sonra bu sayaç değişkeni ne yap? 1 arttır. Ya böyle yapabilirsiniz kısa yoldan ya da uzun yoldan sayaç eşittir sayaç artı 1 diyebilirsiniz. Ya da sayaç artı eşittir 1 de olur. Tüm bu ifadeler neye? Sayacın 1 arttırıldığını gösteren işaretlerdir.
Bunları yazdırdıktan sonra, yaptıktan sonra ne yapacak? Ekrana yazdırıp sayacı bir arttıracak. Sıfırdan bir oldu. Bir küçük mü beşten? Evet. 2, 3, 4. Ne zamanki 5'e olacak artık benim döngüm sonlanacak arkadaşlar. Deneyelim. Emri yazıyorum kısaca. Ve gördüğünüz gibi 2, 4, 5 kere ekranda benim adım yazıldı. Bir de do while'la yapalım. Sayacım yine dursun. Çünkü do while'da da aslında bunu kullanacağız. Do diyorduk. En sona da while deyip bununla ilgili bir koşul yazıyorduk. Ve sonuna noktalı virgül koymayı unutmuyoruz. Buraya ne yazmam lazım? Sayaç küçük olduğu sürece 5'ten. Do kısmında en az bir kere, yani buradaki kontrol ne olursa olsun, doğru veya yanlış olsun önemli değil, bir kere çalışacak olan ifadeyi yazıyorum. Nedir o? Ekrana benim adımın yazılması. Bunu yazdıracak. Daha sonra 0 küçükten 5 olduğu için bir daha yapacak. Burada da yine sayacımızı değiştirmeyi unutmuyoruz. Sayacı bir arttıralım. Çalıştıralım bakalım. Emre'yi yazdım. 2, 4, 2, 4, 5 kere ne yapmış oldu? Benim adımı yazmış oldu. Burada işte dediğimiz gibi önemli olan ne? Do kısmı, buradaki koşul doğru olsun, yanlış olsun en az bir kere çalıştırılır, sonra kontrol edilir. Buradaki temel fark da bu şekildeydi. Ve bunu da anlattıktan sonra aslında 4. sorumuzun da cevabını vermiş olduk. Şimdi bunları komple aldım. Ctrl, Shift, Slash tuşlarıyla hepsini yorum satırına dönüştürdüm. Gelelim 5. sorumuza. Şu boşlukları siliyorum. 1'den 100'e kadar olan sayıların toplamını bulan uygulamayı yazınız. Burada artık kullanıcıdan herhangi bir veri almama gerek var mı? Yok. Çünkü 1 ve 100'ü zaten vermiş. Burada da yine 3 farklı şekilde, 3 farklı döngüyü de kullanarak işleminizi yapabilirsiniz. Yalnız burada kullanacağınız şeyleri hemen burada tanımlayalım. Şimdi sayıların toplamı istediği için ben bir tane toplam diye bir integer değer oluşturuyorum ve buna 0 atıyorum. Bir de sayaç diye bir değişken oluşturup bunu da 1'e atıyorum. 0'dan da başlasam sorun olmazdı. Neden? Çünkü toplamada 0'ın herhangi bir özelliği yok. Sadece döngüm gereksiz yere bir kere daha fazladan çalışmış olurdu. Sayıcı birden başlattım. Geldim buraya. For dedim. Mesela önce ben bir for'la yapayım. Integer i eşittir 0'dan. Bakın burada sayıcı da kullanmıyorum. I küçük olana kadar 100'den i'yi 1 arttır. Şu durumda 100'ü dahil etmemiş oluyorum. 100'e kadar dediği için 100'ü de dahil etmemem gerekiyor. Buraya geldiğimde diyorum ki toplam eşittir. Daha önceki toplamın üstüne şuradaki i değerini ekletmek. Dediğim gibi sıfırın toplamada herhangi bir önemi olmadığı için aslında ben burayı birden başlatırsam çok daha doğru bir sonuç elde ederim. Şimdi ilk döngü çalıştığında toplamda ne var? Sıfır var. Diyor ki sıfır zaten burası. Sıfıra i'yi ekle. İ'de ne var? Bir var. Sıfıra 1 eklediğimde toplamda artık 1 olacak. İkinciye döndüğünde 1'e, yani toplam 1'di ya, 1'e artık i 2 olacağı için 2 ekli 3 olacak. Üçüncüye döndüğünde toplam 3'tü, 3'e 3 ekleyecek 6 olacak. Böyle böyle en son 100'e kadar buradaki bu toplam değişkenini güncelleyecek. Ve bu for döngüsü bittiğinde, yani 100 kere, aslında 99 kere döndüğünde ben artık kullanıcıya out'ta 1'den 100'e kadar olan sayıların toplamı 2 nokta deyip artık toplam değişkenimi burada yazdırabilirim. Bir kontrolümüzü yapalım. 1'den 100'e kadar olan sayıların toplamı 4950'ymiş. For döngüsüyle bu olayı biz böyle çözebiliriz. Şimdi bunları yorum satırı içine alalım. Ve gelelim while'la yapmaya. While dedim. Sayaç değişkenim küçük olana kadar 100'den. Ne yapacak? Aslında yine mantık aynı. Toplama, toplam artı sayaç diyeceğim. Ve bu eklemeyi yaptıktan sonra da sayaç değişkenimi 1 arttıracağım. Evet.
tekrardan foru zaten yorum satırları altına aldım. Burada yorum satırını almadım bu değişkenler, çünkü bunları biz her yerde kullanıyoruz. Tekrar bir çalıştıralım bakalım. Aynı sonucu alacak mıyız? Herhangi bir şey almadık. Neden? Çünkü toplam bilgisini, toplam değişkeni burada bulmamıza rağmen ekrana yazdırmamız gerekiyordu. Şöyle şurayı kopyala yapıştır yaparak toplam değişkeni ekrana bastıralım. Gördüğünüz gibi yine aynı şekilde 4950 değerini aldık. Do while'ı da önce siz bir yapmaya çalışın. Burada videoyu durdurup. Evet, umarım denemişsiniz ve sonuca ulaşmışsınızdır. Ben yine burayı yorum satırları içine alıp do while'la yapmaya çalışacağım. Do dedim. Do'nun süslü parantezlerini açıp hemen bittiği yerde herhangi bir noktalı virgül kullanmadan while'ı açıyorum ve bunun sonuna noktalı virgülü koyuyorum ve sayaç küçük olana kadar 100 diyorum. Daha sonra burada toplam değişkenimi hesaplatıyorum. Toplam değerine sayaç bilgisini ekleyip ve sayacı da burada bir arttırmayı unutmuyoruz. Böylece 1, 2, 3 aslında yan yana koyup toplaya toplaya birden 100'e kadar bütün sayıları yazdıracak. Burada yine ekrana yazdırmayı unuttuk. Şunu alalım. Şuraya yapıştıralım. Kontrolümüzü yapalım. Gördüğünüz gibi yine 4950 değerini elde etmiş olduk. 3 farklı döngü metoduyla sorunun çözümünü bulduk ve 5. soru da burada bitmiş oldu. Buraları da yorum satırı içine alalım. Şurayı da şöyle çift diyezle, slash'la pardon. Gelelim 6. sorumuza. Şöyle yıldızlarla süsleyelim burayı. Ne diyor? 1'den 100'e ve 100'den 1'e olan sayıları sırayla yazan uygulamayı yazınız. Burada yine kullanıcıdan herhangi bir veri almama gerek yok. Burada aslında herhangi bir değişken bile tanımlamama gerek yok. Öncelikle SOUT diyelim. 1'den 100'e kadar olan sayılar diyelim. 2 nokta deyip bunun altında ne yapmam lazım? Bir for döngüsü açmam lazım. Integer i eşittir 0'dan. 1'den 100'e dediği için aslında bunu 1'den başlatıp i küçük ve eşit olana kadar 100 demem çok daha doğru olacaktır. Birer birer artacakmış bu. Burada SOUT yan yana mı yazdıralım alt alta mı? Bence yan yana yazdıralım. Şöyle yapalım. System.out.print line dersem bir değer yazdırdıktan sonra bir alt satıra geçecek. Ben alt satıra geçmesini istemiyorsam print diyeceğim. Ve burada i değerini yazdıracağım. Bakın şimdi neler oluyor. Gördüğünüz gibi yan yana yazdı. Şimdi bunlar birbirinden karışmasın diye ne yapabiliriz arkadaşlar? Her bir değer yazıldıktan sonra mesela burada i'yi yazdırdı 1. Bunun altına gelip yine aynı şekilde system.out.print deyip buraya bir tane mesela şöyle virgül ve boşluk değerini yazdırırsam her bir ifadeden sonra bunları koyacağı için benim değerlerim gördüğünüz gibi böyle daha değerli toplu bir şekilde yazdırıldı. En son 100'ün sonuna da mesela virgül koymuş. Bunu da engelleyebilir miyiz? Evet. Biz nasıl olsa if'leri öğrenmiştik. Buraya gelirim ben. Derim ki eğer i sayısı eşit değilse 100'e bunu yazdır. İ sayısı 100'e eşitse artık bunu yazdırmasın gibi küçük bir kontrolle ben tam olarak istediğim sonucu elde edebilirim. Bakın diğer sayılara koymuşken i'nin 100 olduğu durumda artık bir virgül ifadesini görmüyorum. Aynı şekilde 100'den 1'e doğru olan sayıları da bakın burayı aynen kopyalıyorum. Mantık aynı çünkü. Bu sefer burayı 100'den 1'e doğru 1'e kadar olan sayılar
Bu sefer de döngümü tersten çalıştıracağım. Yani i 100'den başlayacak. I küçük ve büyük ve eşit yapacağız bunu. 1'e. I'yi de arttırmayacağız da azaltacağız. I'yi yazdıracak. Ve burada da artık i küçük şey eşit değilse 100 değil 1 yazacağım. Bakalım. Herhalde bunun sonuna yazdı bunu. Evet. Şöyle yapabiliriz burada da. Şu döngü bittikten sonra buraya cout println derseniz iki veri arasına ne yapacaktır? Boş bir boşluk değeri atayacaktır. Evet, aynen bu şekilde. 1'den 100'e kadarları zaten kontrol etmiştik. 100'den 1'e kadar olan sayılar da bu şekilde yazdırılıyor ve son değerden sonra da herhangi bir virgül görmüyoruz. Evet, bu da şöyle yapalım. 6. sorumuzun cevabı oluyor arkadaşlar. Ve bu ders için son soru olan klavyeden girilen bir sayının faktöriyelini alan bir uygulama yazınız. Kullanıcıdan bir değer alacakmışız ve bunun faktöriyel değerini hesaplayıp kullanıcıya göstereceğiz. Şimdi burada 1'den 100'e kadar olan sayıları toplarken nasıl ki bir toplam diye bir değişken ve sayaç kullandıysak aynı onun gibi faktöriyelde de ne yapmamız lazım? Buna benzer bir yapı kullanmamız lazım. Ama gelin isterseniz önce bir kullanıcıdan değerimizi alalım. Tara dedim. New scanner dedim. Kullanıcının bir veri gireceğini burada belirttim. Ve daha sonra şuraya bir integer girilen sayı diyorum. Bir de sonuç diye bir değişken tanımlıyorum buraya. Şuraya geldik. Cout'la pardon. Faktöriyeli hesaplanacak sayıyı giriniz dedik. Kullanıcı burada girdiği sayıyı ben girilen sayı değişkenine atayacağım. Tara.nextInt ile integer yani tam sayı alacağımı ben burada sisteme söyledim. Kullanıcı bunu girdikten sonra artık benim hesaplama işlemlerim başlayacak. Bunu for'la biraz yapamayız, zor olur ama do while veya while'la yapabiliriz. Şimdi buradaki bu sonucu ben aslında faktöriyel diye bir isim vermek istiyorum. Çok daha mantıklı olacaktır. Buraya geldim dedim ki while bir de ne yapalım? Sayaç diye bir şey koyalım buraya. Sayaç eşittir. Buna bir değerini vereyim. While dedim. Sayacım küçük ve eşit olana kadar girilen sayıdan. Şimdi bunun mantığı neydi? Kullanıcı mesela 5 yazdıysa, pardon. Şöyle. Kullanıcı eğer 5 sayısını yazdıysa, sayacım da 1 ya. Buradaki 5'i veya şuradaki sayacı bu sayıya varana kadar diğer sayılarla çarpacağım. 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4. Sayının kendisi de dahil mi? Evet. Böyle böyle çarpıp bu sonucu kullanıcıya göstereceğim. Girilen sayaç girilen sayıdan küçük ve eşit olana kadar ne yapsın? Faktöriyel. Tabii burada da faktöriyele mesela 1 gibi bir değer atayalım ki yanlış bir sonuç bulmayalım. Çünkü belki sistem bunu otomatik olarak 0'a atarsa 0'la neyi çarparsanız çarpın sonuç 0 çıkacağı için yanlış bir değer bulabiliriz. Faktöriyel dedik. Faktöriyel çarpı sayaç. Bakın. Faktöriyelde şu an 1 var. Sayaçta 1 var. 1 ile 1'i çarptı. Faktöriyelimde 1 var. Daha sonra da ne yapmamız lazım? Sayacımızı 1 arttırmamız lazım. Bunu yaptıktan sonra sayaç 1'den 2 oldu. 1 ile 2'yi çarptı. 2. Faktöriyelde 2 var. Sayaç 3 oldu. Faktöriyel 2 idi. Sayaç 3'tü. 2 çarpı 3 6. Faktöriyelde 6 var. Sayacım 4 oldu. 6 çarpı 4 24. Aynı şekilde 5 ile de çarpıp 120 sonucunu bana verecek. Cout'ta bunu yazalım. Mesela şöyle diyelim. Girdiğiniz boşluk bırakıp girilen sayı yazdıralım. Artı sayısının faktöriyeli 2 nokta deyip artık da burada faktöriyeli yazdırabilirim arkadaşlar.
testimizi yapalım. 5 sayısının faktöriyelinin ben mesela 120 olduğunu biliyorum. Gördüğünüz gibi girdiğiniz 5 sayısının faktöriyeli 120 dedi. Biraz daha büyük bir sayı yazalım. 12 gibi. Böyle bir sayıya denk geliyormuş. Evet, faktöriyeli de bu şekilde bulduk. Bu videoyu da burada bitirelim. Bundan sonraki kalan 3 soruyu da bir sonraki derste çözelim. Bir sonraki derste görüşmek üzere.